Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz kamburluk. Özellikle tembeller için hazırlayacağım bu egzersiz serisinde yattığınız yerden kamburluğu düzeltmeye çalışacağız. Konuya başlamadan önce hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kamburluk neden oluşur? Kısaca bundan bahsedelim. Özellikle üst sırt kaslarınız kuvvetsizse, güçsüzleşmişse omuzlarınız öne doğru gelir ve sırtınız geriye doğru gider. İşte bir çıkıntı oluşur ve kamburluk meydana gelir. Bir de duruş problemimize bağlı olarak şu şekilde gevşek postürde duruyorsak da kamburluk gelişebilir. Bunun yanı sıra eğer ders çalışırken bilgisayar başında bu şekilde uzun süreli bu durumda ısrarcı olursak da eğer kamburluk gelişebilir. Bu sadece bilgisayar başında çalışmak, ders çalışmak değil. Örgü örmek, ev hanımlarını ocak başında diyelim çorba karıştırıyorsunuz. Her şekilde bu durumda durma kamburluğa sebep olabilir. Kamburluğu tetikleyebilir ve sırt kaslarımızı da güçsüzleştiren nedenlerden biridir. Kamburluğu düzeltmek, hatta hiç olmaması için aslında en dikkat edeceğimiz şey dik durmaya çalışmak. Gün içerisinde bilinç olarak, düşünce olarak kendinize devamlı dik dur, dik dur, dik dur uyarısı verirsek eğer zaten bu sorunun önüne direkt geçebiliriz. Diyelim düzenli egzersiz yapıyorsunuz ama gün içerisinde devamlı böylesiniz, asla dik durmuyorsunuz. O zaman maalesef egzersizler işe yaramaz. O yüzden lütfen kendinize dik durmayı devamlı hatırlatın. Eğer işlere dalıp kendiniz gün içerisinde düşünemiyorsanız, aklınıza gelmiyorsa dik durmak, o zaman çevrenizdekilere söyleyin, sizi uyarsın. Kambur durduğunuz her anda lütfen dik dur diye uyarıda bulunulursa eğer siz de daha kolay dik durmaya başlayacaksınız. Bir de birazdan göstereceğim egzersizleri eklersek çok hızlı bir şekilde kamburluğumuzu yok edebiliriz. Bilgisayar başında çalışırken, ders çalışırken veya omuzlarınızın öne geldiği ne iş yapıyorsanız çalışma ortamınızı kendinize göre yükseltip açıyı kendinize göre ayarlarsanız eğer zaten otomatik dik duracaksınız. Hadi şimdi en sevdiğim kısma egzersizlere geçelim. Özellikle tembeller için diyorum yatarak yapacağımız sırtımızı güçlendirecek, kamburluğumuzu düzeltecek egzersizlerimizi görelim. İlk egzersizimiz için ellerimizi belimiz hizasında birleştiriyoruz ve omuzlarınızı bir miktar alabildiğiniz kadar geriye doğru alıyorsunuz. Sonra şunu yapacağız. Başınız ve gövdenizle beraber geriye kalkıyorsunuz. Bu sırada da kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. 2-3 saniye kadar bekliyoruz ve bırakıyoruz. Elleriniz aynı yerde duracak, bırakmıyoruz. Omuzlarınızı geriye aldınız. Başınızı kaldırdınız. 2-3 saniye kadar bekliyoruz. Ve bıraktık. Burada önemli nokta omuzları sıkı bir şekilde geriye alıyoruz. Başımızla beraber kaldırdık. 2-3 saniye bekledik. Ve bıraktık. Bu egzersizimizi günde 2 kere sabah ve akşam olacak şekilde 20 tekrarını uyguluyoruz. İkinci egzersizimizde ellerimiz omuz hizasında, tam omuz altında yerleştirecek şekilde yatıyoruz. Dirseklerimiz de yerle temas ediyor. Burada yapacağımız şey başımızı geriye doğru kaldırmak. 2-3 saniye durup bırakıyoruz. Egzersizi yaparken fark edeceksiniz ki sırt kaslarınız gayet güzel, fazlaca çalışıyor. Rahatlamayı da, ağrılarınızdan kurtulmayı da net bir şekilde süreç içerisinde hissedeceksiniz. 2-3 saniye kadar durup bırakıyoruz. Eğer egzersizimizin şiddetini artırmak isterseniz ve yapabiliyorsanız buraya kalktıktan sonra elleriniz üzerine de gelerek egzersizimizin şiddetini artırabiliriz. Yine yukarıda 2-3 saniye kadar duruyoruz. Tekrarlayalım. Kalktım. Tam bir dirseklerimde düzleşmeyi hissettim, düz bir hale geldi. 2-3 saniye durup bırakıyorum. Bu egzersizimizi de yine günde 2 kere sabah ve akşam olmak üzere 20 tekrarlı uyguluyoruz. Üçüncü egzersizimiz için bir havluyu rulo haline getiriyoruz.
ve bunu sırtımızın tam ortasına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Boynumuz da açıkta kalacak. Rulo haline getirdiğimiz havluyu tam kamburluğumuzun bulunduğu bölgeye, kürek kemiklerimizin arasına, omurgamızın altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dikkat edeceğimiz şey, boynumuz bu pozisyonda açıkta kalacak. Hemen koyalım. Ve uzanıyorum. Gördüğünüz üzere boynumun altında bir destek yok. Havlumuzun desteği kamburluğumuzun olduğu sırt bölgesine gelecek. Bu şekilde yaklaşık 1-2 dakika bekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Peki amacımız ne derseniz, şu ön taraftaki bulunan kaslarımıza germe uygulamak. Aynı zamanda omurgamızı öne doğru iterek orada bir içeri gitme ve rahatlamayı sağlamak. Çok çok basit. 1-2 dakika bekledikten sonra kollarımızı dirseklerimiz düz olacak şekilde geriye doğru alıyorsunuz. Şu an gördünüz ki omurgamız sanki bir yay halinde şu şekilde yukarı doğru gitti. Hani geriye doğru gidiyordu ya sırtımız, işte şimdi öne doğru alıyoruz. Burada sırt kaslarınızın çalıştığını da net bir şekilde hissedebilirsiniz. Yani aynı zamanda sırt kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Yine 1-2 dakika burada bekliyoruz. Aynı zamanda şu öndeki kaslarımıza da germe uyguluyoruz. Ön taraftaki kasları geriyoruz. Omuzlarımızı öne doğru çeken kasları da uzatmış oluyoruz. 1-2 dakika bekledikten sonra şimdi aktif harekete geçeceğiz. Kollarımızı bir aşağı, bir yukarı gelecek şekilde, ritmik bir şekilde hareket ettiriyoruz. Burada da yine hissedeceksiniz, sırt kaslarınız çok güzel çalışıyor ve çok 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 rahatlatan bir egzersiz. Bugün ben gün içerisinde çok fazla yorulmuştum. Şu an sırt kaslarımı, sırtımı mükemmel iyi hissediyorum. Aşağı ve yukarı hareket ettiriyoruz. Germe ve kuvvetlendirme egzersizimizi aynı anda yapıyoruz. Bu egzersizimizi de yine diğerleri gibi sabah ve akşam 20 kere uyguluyoruz. Gördüğünüz üzere oldukça keyifli ve çok kolay egzersizler. Egzersizlerimizin sonuna geldik. Gördüğünüz üzere oldukça basit ve sadece yatarak yapacağımız egzersizler. Neden tembeller için dediğimi şimdi daha iyi anlamış olmanız lazım. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Düzenli yaparsanız eğer anlamlı farkları net bir şekilde görebilirsiniz. Kamburluğunuzu azaltabilirsiniz, hatta yok edebilirsiniz. Hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.